Uyanmış mı benim kuzucuğum? Anne! Odanızda değil mi? Yok. Sana soruyorum, sağır mısın? Oğlum nerede? Serap ne oluyor? Zafer Ali yok. Bebeğim yok. Reşit! Reşit! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Yasina! Yasina! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Hepiniz uyuyor musunuz? Zafer Ali nerede? Uyuyor musunuz hepiniz? Hey! Size söylüyorum. Oğlum nerede? Muzaffer Ali nerede? Bebeğimi gördünüz mü? Bebeğimi gördünüz mü? Görmediniz mi? Ha bebeğim. Muzaffer Ali nerede? Oğlumu görmediniz mi? Muzaffer. Muzaffer. Bebeğim. Bebeğim. Muzaffer Ali. Bebeğim. Bebeğimi nereye sakladın? Eğer bebeğimin yerini söylersen, senin buradan çıkman için elimden gelen her şeyi yaparım. Ceza almaman için uğraşırım. Bebeğinin yerini bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Beni daha çok parçalamak, üzmek için söylüyorsun. Ne kadar zalimlisin Kemal. Seni hiç tanıyamamışım meğer. Ben de seni hiç tanıyamamışım. Anamı öldürecek kadar cani bir kadın olduğunu görememişim. Sana son kez söylüyorum Kemal. Evinizi ben yaktırmadım. Ananı ben öldürmedim. Bunu kim yaptıysa öfken de haklısın. Ama benim bir günahım yok. Oğlumun bir günahı yok. Boşuna nefesini yorma. Bebeğini ben kaçırmadım. O halde hırkası evinde ne arıyordu? Bilmiyorum. Kemal. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum oğlumun yerini söyle. Hıncını ondan çıkarma. Onun hiçbir suçu yok. Ne olur bebeğimin yerini söyle. Sana yalvarıyorum oğlumu bağışla bana. Ben onsuz ölürüm. Ölürüm. Bak. O daha çok küçük. Hiçbir şey görmedi. Hiçbir şey bilmiyor. Koynumdan başka bir şey bilmiyor. Bensiz ne yapar? Ben onsuz ne yaparım? Nefes alamıyorum. Kemal, nefes alamıyorum. Ben onsuz nefes alamam. Yalvarıyorum sana. Sevdiğim birini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum Güllü.
Canından kanından birinin hayatı söz konusuyken elini kolu bağlı kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Ben de nefes alamıyorum. Sana olan öfkem her nefes alışımda göğsümü acıtıyor. Sadece anama yaptıkların için değil, bana yaptıkların için de. Sevdiğim kadına her baktığımda anamın katilini görmek nasıl bir duygu biliyor musun? Ben delirmiyor muyum sanıyorsun ha? Bunun bedelini ödetmek isterdim sana evet. Ama çocuğunu ben kaçırmadım. Eğer ona bir şey olursa seni kendi ellerimle öldürürüm. Yemin ediyorum yaparım bunu. Merak etmeyin Serap Hanım. Kemal süratle nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Oradan da muhtemelen hapse yollanacak. Bu şartlar altında mutlaka konuşacaktır. Peki ben ne yapacağım komutan bey? Böyle elim kolum bağlı beklemek beni mahvediyor. Sizin yapacağınız bir şey yok şimdilik. Lütfen gidip dinlenmeye çalışın ve bizden haber bekleyin. Peki. Çok teşekkür ederim. Yeğenime sahip çıkamadığın yetmiyormuş gibi şimdi de kocanı mı suçluyorsun? Senin de bu işe bulaşmadan ne malum halde? Hem bu tür akıllar genelde senden çıkar. Bu ne cüret? Kendi yeğenime zarar verebileceğimi mi düşünüyorsun? Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. Birisi odana kadar girip bebeğini kaçırıyor. Sense ancak sabah fark ediyorsun. Ne biçim bir annesin sen? Bana bak Serap, biraz kafanı çalıştır. Muzaffer Ali'yi her kim kaçırdıysa çiftlikten birinin ona yardım ettiği aşikar. Doğrusu daha zeki olduğunu düşünürdüm. Suçlu gözlerinin önünde bir yerde ama sen göremiyorsun. Sana gösterilen ilk hedefe saldırıyorsun. Bak sabah çok iyi bir avukatla görüştüm. Davayla artık o ilgilenecek. Ama seni hemen çıkarması mümkün değilmiş. Bu yüzden dava sonuçlanana kadar bekleyeceğiz. Mühim değil. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.